Merhabalar, 15 Nisan'da Instagram üzerinden bir hikaye paylaştım ve bu hikayede de bir soru sordum. Kilo vermek istiyorum, kilo vermem lazım. Bu cümlelerden hangilerini kendinize daha sık söylüyorsunuz ya da duyuyorsunuz? Ortalama kadın ve erkek olarak 300 kişi katıldı ankete. Çok teşekkür ederim. Daha fazlalarını böyle 1000 kişiler, 10.000 kişiler üzerinde yaptığımız sanal anketler demeyi çok isterim ileride. Bu 300 kişinin %46'sı kilo vermem lazım dedi. %54'lük kısmı ise kilo vermek istiyorum dedi. 24 saat sonra ben ankete şu soruyu ekledim. Kilo vermek istiyorum çünkü ... O boşluğu doldurur musunuz dedim. Buraya not aldım. İzninizle onları okuyacağım. Sizden gelen cevapların bazıları bunlar. Kilo vermek istiyorum çünkü hanım beni beğenmiyor. Kilo vermek istiyorum çünkü moral motivasyonum bozuluyor. Kilo vermek istiyorum çünkü hem sağlıklı hem de güzel bir vücuda sahip olmak istiyorum. Kilo vermek istiyorum çünkü daha sağlıklı olacağıma inanıyorum. Kilo vermek istiyorum çünkü bu halimi sevmiyorum. Kilo vermek istiyorum çünkü kendimi yeteri kadar güzel ve zayıf bulmuyorum. Kilo vermek istiyorum çünkü çekici ve güzel olduğumu hissetmiyorum. Kilo vermek istiyorum çünkü çok hantalım. Kilo vermek istiyorum çünkü çekici ve güzel olsaydım beni terk edemezlerdi. Terk etselerdi yine de üzülmezdim çünkü sevenim daha çok olurdu. Cevaplar tarafımca hiç manipüle edilmedi. Bunlar size ait cevaplar ve daha da fazlası var. Gelen bu cevaplar bu şekilde değersizlik duygusu çok ağır basan yönde ilerleyince ben dedim ki bir YouTube videosu yapmam lazım bununla ilgili. Sizinle Instagram üzerinde başlattığım bu sohbeti YouTube üzerinden devam ettirmek istedim. Özellikle beden algımız, kilo algımız, bizim düşüncelerimiz, dünyayı kendimize algılamamızla ilgili şemalarımız, işlevselliğini yitiren düşüncelerimiz ve duygularımız ve özellikle de kusurluluk şemamız üzerinden bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Verilen cevaplarda özellikle kusurluluk ve onay ihtiyacının olduğu şemalar çok ön plana çıkıyordu. Onay şeması ve kusurluluk şeması. Bugün ben sizinle özellikle bunları paylaşmak istiyorum. Bilişsel terapi kitabında Hakan Türkçapar şöyle yazmış. 14 saatlik bir gözlem sonunda ortalama zihnimizden 4000 tane düşünce geçiyor. Çok fazla değil mi? Yani zihnimiz çok hızlı çalışıyor. Bu hızlı çalışmak aslında bizim bir yerde avantajımız oluyor. Çünkü örneğin ben diyelim sokakta yürüyorum. Çok vitrinleri izleyerek kendi halimde güneşli bir günün tadını çıkarıyorum. Ve omzumda da çantam var. Bir anda arkamdan bir kadının beni izlediğini, takip ettiğini, hatta benim böyle bir boşluğumu yakalamaya çalıştığını hissediyorum. Yani bunu kanıtlayamaz kimse ama hisseder değil mi? Yani bir tehlike hissediyorum o anda. Tehlikeyi hissettiğimde zihnim vücudumdaki her şeyi alarma geçiriyor ve beni oradan bir an önce uzaklaştırmak istiyor. Çünkü beni yaşatmak istiyor. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? İşte bu bir otomatik düşünce. Ben kadının bana zarar vereceğini kanıtlayabilir miyim? Belki de kadın bana bakmıyor bile, benim hissettiğim kadar bile bakmıyor. Ama bunun bir önemi var mı orada? Ben korktum mu? Bana zarar vereceğini hissettim mi? Ve oradaki önemli olan şey benim oradan bir an önce uzaklaşarak kendime zarar verilmesini engellemem mi? Kimse bunun arkasında kadın acaba bana böyle korkar gibi mi yoksa zarar verir gibi mi bakmıştı, ben mi abartmıştım diye dönüp bu durumu irdeler mi? Çok irdelemez değil mi? Otomatik düşünceler böyle anlarda hayatımızı kurtarabilirler. O yüzden zihnimizden geçen her şey tükakadır, çok kötüdür demiyorum. Kimse diyemez bunu. Ancak bazen bazı düşünceler, bazı duygular, bazı hisler yaşadığımız yaşam tecrübeleriyle de birleşince duyduğumuz, gördüğümüz
işittiğimiz, algıladığımız bize dışarıdan gelen bilgilerle de birleşince işlevselliğini yitirebiliyor. Yanlış bir anlam kazanmaya başlayabiliyor. İşte burada problem çıkmaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi beden algımız üzerinde olanlar. Beden algısı bizim ortalama bir yaşından itibaren kendimizi kendimiz olmayandan ayırt etmeye başladığımız bir algı ve hayatımız boyunca da gelişiyor, dönüşüyor, değişiyor. Sabit bir yapısı bence yok. Beden algımız olan bedenimizi fiziksel haliyle zihnimizde canlandırabilmemizdir. Kilo algımızda var olan kilomuzu olduğu gibi kabul edebilmek, olduğu gibi tasvir edebilmek ve olumlu bir şekilde aktarabilmek. Yani olumsuzluklar ekleyerek olduğu gibi halinden daha farklı, daha olumsuz bir şekilde onu aktarmamaktır, aktaramamaktır. Yani bu bir beceri gerektiriyor bir yerden sonra. Bizim beden algımızdaki bozulmalar, bizim kilo algımızdaki bozulmalar işte bunları olumsuz bir şekilde dile getirmemize sebep oluyor. Yapılan çalışmalar beden algısı bozulduğunda benlik algısının da zarar görmeye başladığını hep söylüyor. Ama hangisi hangisini tetikliyor? Açıkçası bu biraz yumurta ve tavuk meselesi gibi kişiden kişiye değişebiliyor. Yani düşük benlik algısına sahip olmaya başladığımızda beden algımızda bozulmalar meydana gelebiliyor. Ya da beden algımız bozulmaya başladığında düşük benlik algımız gelişmeye başlayabiliyor. Yani benlik algımız düşebiliyor daha doğru bir Türkçe ile. Peki sağlıklı bir beden algısı oluşturabilmem için ben kendimde neye bakmalıyım? Her şeyden önce eğer sen durumu abartıyorsun, yani hiç de öyle abarttığın gibi bir kilon yok ya da hiç de abarttığın gibi bir zayıflığın yok, gayet normal gözüküyorsun diyorsa çevremizdekiler ama biz inatla bunu abartıyorsak, abartılı bir düşünce sistemimiz olduğu söyleniyorsa ya da 3-5 kilo fazlamız var, evet birazcık göbeğimiz dışa doğru genişledi, kalçamız genişledi, işte göğsümüzün yan tarafında katmanlar oluştu. Eskisine nazaran kaslarımız daha az, daha az hareket ediyoruz diyelim. Bir şeyler böyle sinyal veriyor ama biz bunu nedense içimizde daha abartılı yaşıyoruz. Bu bize çokmuş gibi geliyor, fazlaymış gibi geliyor. Kendimize çok çirkin, kötü, değersiz hissettiriyor. Uzmana gittiniz ya da siz kendiniz ölçtünüz diyelim. Beden kütle indeksi, bazen bunu beden kitle indeksi olarak da okuyabilirsiniz. BKE, BKI şeklinde geçebilir. Nedir bu? Kilomuzun boyunuzun karesine bölünmesi. Yani 90 kilosunuz, 1.75 boyunuz var. 1.75'in karesini alıyorsunuz, 90'ı bu sayıya böldüğünüzde ortaya bir başka sayı çıkıyor. 31-32 gibi bir sayı çıktı. İşte bu da sizin zayıf, kilolu, aşırı kilolu, obez, morbid obez gibi bir sınıfa girmenize sebep oluyor. Bu bir damgalama yöntemi olsun diye kullanılmıyor. İşte bir sorun varsa ortada, acaba çözüme ulaşmak için neyi hedeflemeliyiz? Neredeyiz, nereye gideceğiz diye bir aslında harita çizmeye yol açıyor. Bir kere şuna bakmak gerekiyor. Tartıdaki kilo kastan mı yağdan mı geliyor? Yani daha detaylı bir ölçüm analizi gerekiyor değil mi burada? Çünkü kas yağdan daha ağır ve sizin kasınız daha fazla olabilir ama belki de iyi olmadığınız bir dönemden geçiyorsunuz ve bir şeyleri abartıyor olabilirsiniz. Kendi içinizde daha yoğun yaşıyor olabilirsiniz. Ya da gerçekten dediğim gibi az bir kilo fazlalığınız var ama bunu başka yaşadığınız şeylerle birleştirerek daha yoğun bir etki altında hissediyor olabilirsiniz. İşte bunu konuştuğunuzda eğer uzman sizi, yani siz normal bir aralıktasınız, yaşınız, boyunuza baktığımızda ve yaşantınıza baktığımızda olması gereken bir noktadasınız dediği halde siz bundan tatmin olmuyorsanız, hala içinizde daha değersiz, kötü, kendinizi iyi hissettirmeyen duygulara sahipseniz bunun altında başka inançlarımız, başka düşüncelerimiz, işlevselliği bozulmuş, çarpıtılmış bazı inançlarımız olabilir. Bu da bir soru işareti olarak burada kalsın.
Bir çalışma sizinle paylaşmak istiyorum. Rakamları yanlış vermek istemediğim için okumak istiyorum. Ben birçok klinik çalışma okudum bu videoyu yapmadan önce. Ancak Türkiye'de yapılan bir tanesini paylaşmak istiyorum. Ve yakın zamanda yapılmış. Haziran 2019'da Ankara ve Sivas illerinde 17-30 yaş arasında üniversite öğrencileri üzerinde yapılmış bir çalışma. Beden algısıyla beden kitle indeksinin ilişkisi incelenmiş. Yani bir ölçümleme, demin yaptığım gibi kilosunu boyunun karesine bölmüşler önce. Erkekler ve kızları topladığımızda 617 öğrenci. Bu 617 öğrenci içerisinde erkeklerin ölçümü yapılmış, %3'ü zayıf kategorisine ölçümlemede girmiş. Ancak beden algısı anketi yapıldığında erkekler kendilerini %6'sı zayıf hissettiğini söylemiş. Yani aslında klinik olarak %3'ü zayıf ama %6'sı zayıf hissediyor kendini. Kadınların ise %6'sı zayıf. Ama %29 oranında kendilerini zayıf hissediyorlar. Bakın çok yüksek bir oran. Yani aslında ölçümde %6'sı zayıf çıkıyor ama %29'u kendini daha zayıf hissediyor. Erkeklerin %9.9'u obez çıkıyor ölçümlemede ama %47.7'si kendini şişman hissediyor. Bu arada bakın obez hissetmiyorlar, şişman hissediyorlar. Kadınların ise %6.4'ü obez çıkıyor ama %20'si kendini aşırı kilolu hissediyor. Farkındaysanız ölçümleme ile hissiyat, beden algısı arasında bir fark var. Her iki grupta da. Erkeklerin kendini zayıf ve şişman hissetmesi de daha abartılı. Kadınların da kendini zayıf ve şişman hissetmesi çıkan sonuçlardan daha abartılı. Özellikle Türkiye'de ve dünyada yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde uzmanlar şöyle bir kanıya varıyorlar en sonunda. Diyorlar ki bekarsanız, 15-30 yaş arasındaysanız ve kadınsanız gerçekliği yansıtmayan beden algısı yorumlarına sahip olma olasılığınız daha yüksek. Özellikle eleştiren bir çevrede koşullu sevgi yaratılan bir ortamda büyümüşsek ya da beden algısı, beden imajı üzerine çok yüksek beklentiler, çok yüksek anlamlar yüklenmiş bir işte çalışıyorsak, ortamda büyüdüysek, bu tarz bir çevreye sahipsek, beden algımızda bozulmaların meydana gelmesi bazen gerçekten kaçınılmaz olabiliyor. Burada özellikle ayna ile ilgili bir ilişkiye de bakmak gerekiyor. Kişi aynada kendini çıplak görmeye tahammül edebiliyor mu? Aynada baktığında kendisine sadece kilo fazlası olan, defekleri olan, hoşuna gitmeyen yerleri mi görüyor yoksa bütün gün görmesini sağlayan gözlerinin güzelliğini, ona bir yemek pişirmesine yardımcı olan ellerinin nezaketini ya da onu bütün gün ayakta tutabilen bacaklarını, aslında onu başkalarından ayıran kıvrımlarını, ona güzellik katan herhangi bir başka beden bölgesini görebiliyor mu? Yoksa sadece aynada ne kadar çirkin, hantal, şişman, zayıf, beğenilmeyecek kadar güzel olmayan gibi yorumlarla eşlik eden bir algı mı, bir bütünlük mü görüyor? Spor salonlarında aynalardan kaçıyor mu? Birlikte giyinmesi gerektiği ortamlarda İnsanlardan kaçıyor mu? Havuza, denize giderken sürekli her yerini sarmak mı istiyor? Acaba sosyalleşmekten kaçınıyor mu? Kendini kaçırıyor mu? Bütün bunlar beden algısında birer cevaplanması gereken soru işareti olarak bu tarafta kalsın. Beden algısı, beden şeklini inşa ederken aslında sadece doğduğumuz evdeki bilgiler bizi yönetmiyor. Annemiz, babamız dışında anneannemiz, dedemiz, diğer büyükler, eve gelen misafirler, onların yorumları, komşu kızı, komşu kızının annesi, babası, alt komşu, üst komşu, mahalle bakkalı, ilkokul hocamız, sıra arkadaşımız, sıra arkadaşımızın ailesi, beden eğitimi hocamız, müzik öğretmenimiz, yüzme antrenörümüz, bale eğitmenimiz, üniversite arkadaşlarımız, gittiğimiz iş yerindeki arkadaşlar, patronumuz,
işverenimiz, herkes. Herkesin bu konuda bir fikri oluyor ve bu fikri belirtmek istiyor ve biz bir değerler sistemi oluşturuyoruz. Güzel, çirkin, iyi, kötü, kabul edilebilir, edilemez, beğenilir, beğenilmez, arkasından konuşulur, konuşulmaz. Bir değerler sistemi ve bu değerler sistemi Türkiye'de pek de olumlu değil. Dünyada da pek olumlu olduğunu söyleyemem. Ama buna bir de zamanla kitle iletişim araçlarının da ulaşılması zor ve suni yaptırımları, imajları da eklenince kozmetik sektörü, moda sektörü, kalçaların bir anda daralması, bellerin daralması, sıfır bedenler, sonra bellerin incelmesi, kalçaların, göğüslerin çok büyümesi, her sürekli değişen bir algı, ten renginiz, göz şekliniz, badem gözler, koca dudaklar, beyaz tenler, esmer tenler, sarı saçlar, kızıl saçlar. Buna yetişmek çok zor ve yorucu. Bir de buna üstüne üstlük çocukluktan beri gelen masallar, prensler, prensesler, krallar, kraliçeler. Biliyorsunuz onların bir ten rengi var, bir saç rengi var. Prens, kral, kraliçe olmanın. Bugün Oprah'ın programında bile ne konuşuluyor? Tamam, çok suni geldi hepimize ama ne konuşuluyor? Bebeğin ten rengi. Bebeğin cinsiyeti, bebeğin şekli şemali. Bebek işte yani ama bebeğin her şeyini konuşuyoruz değil mi? Hepimiz bunda hak iddia ediyoruz. Doğacak bedenin üzerinden bir algı yaratıyoruz. Niye kraliyete doğuyor? Yani lütfen. Ama bunu gülerek anlattığım şeyi biz kendi içimizde zaten yaşıyoruz yeterince. Birbirimize yapıyoruz. Bir Voltron oluşturuyoruz. Güzel, çekici, güçlü. Güzelsem, çekiciysem güçlüyümdür. Güçlüysem güzel ve çekiciyimdir. Bu algıyı biz sadece tek başımıza yönetmiyoruz. Bu algıyı böyle koca koca sektörlerle birlikte yönetiyoruz. Bugünün çocukları biraz daha şanslı olabilir. İşte Barbie bebekler artık böyle uzun, ince bacaklı, beyaz tenli, sarışın ya da işte esmer, kızıl filan değiller. Normal sokakta gördüğümüz her insana benziyorlar. Normaller. Bu arada ince, uzun bacaklı olmak da normal bir şey. Ama sadece ince, ince belli, 90-60-90 ölçülü, uzun bacaklı, sarışın, beyaz tenli bir Barbie bebek değil yani artık, değil mi o? O da bir insan. Ama hep o insan değil, hep o insan figürü değil. Ken bebek değil mesela sadece artık. Farklı bebek türleri de var. Bu açıdan hangi sektörden, ne şekilde çocukluğumuzdan beri etkileniyoruz? İşte çizgi filmler, romantik komedilerdeki saç şekli, sakal şekli, göz şekli birbirine benzeyen ana karakterler hem Türkiye'de hem dünyada. Bütün bunlar aslında bizde bir imaj oluşturuyor, bir beden algısı oluşturuyor, bir beden şekli, beden kilosu inşası yapıyor. O yüzden zayıfım, çirkinim, yeterince zayıf değilim, güzel değilim algılarının altında beden algısındaki yeri de bir sorgulamakta fayda var. Şimdi vaktiniz varsa sizi şeye taşımak istiyorum. Peki bizim bu cümleleri zikretmemize, yani bu otomatik ağzımızdan çıkan cümleleri zikretmemize sebep olan şemalarımız neler? Yani ne demişlerdi anketi çözen kişiler? Kendimi zayıf ve çekici hissetmiyorum. Kendimi güzel hissetmiyorum. Acaba bu benim hissim mi yoksa ben burada bir onay mı bekliyorum? Karşımdaki kişilerden bir onaylanma, takdir edilme, beğenilme, arzulanma, takdir edilme çok doğal, temel bir ihtiyaç çünkü. Ama ben bunu acaba ne sıklıkla, ne şekilde, kimlerden bekliyorum? Bu önemli. Şimdi Maslow'un temel ihtiyaçlar piramidine bir bakalım. Ne var orada? Güven duygumuz en temel ihtiyacımız. İşte besleniyor muyum, hayatta mıyım, temel ihtiyaçlarım yedim, içtim, tuvalete gittim, bunlar karşılanıyor mu? Ve sonrasında diğer temel ihtiyaçlarım, seviliyor muyum, saygı görüyor muyum, kabul ediliyor muyum? Bütün bu temel ihtiyaçlar nereye aitti? Kök çakramıza aitti. Beslenmeyle ilgili, kilo ile ilgili her türlü konu da bizim kök çakramıza ait. Yani ailemize ait. Yani bizde varsa bazı şemasal sorunlar,
Aslında ailede başka birilerinde de var bu. Nasıl obezite gen taşıyıcılığı olan bir rahatsızlık, yani bende obezite ile ilgili bir sorun varsa ailemde de obez birey olma ihtimali çok yüksek. Ya da rahatlıkla kiloyu alıp veren bir ailem olabilir, hormonal problemler yaşayan bir genetiğim olabilir, iri kemikli, iri bir bedene sahip olan bir ailem, aile köküm olabilir. Bunlar hep kökten bana gelen, aktarılan şeyler. Cevaplara tekrar geri dönüp bakarsak ne vardı? Kendimi yeteri kadar güzel ve zayıf bulmuyorum. Daha zayıf ve çekici olsaydım beni terk edemezlerdi. Hatta terk etselerdi umurumda olmazdı. Çünkü beni seven daha fazla kişi olurdu. Şimdi burada aslında temelde bir yetersizlik, bir onaylanmama duygusunu hissediyor musunuz? Bir yetersizlik şemasına burada bakalım istiyorum ben. Hani bu cümlelerin daha arkası geldi demiştim ya. Bu duygu böyle yoğun yoğun geldi çünkü sizlerden. Eğer ben tacizkar bir ailede büyüyorsam, yani her şeyim eleştirilmişse, eleştiriliyorsa, mükemmeliyetçi bir ebeveyn profilim varsa, ne yaparsam yapayım tatmin olmadıklarını, ne yaparsam yapayım beni sevmediklerini düşünüyorsam, ben de sanki bir kusur varmış gibi davrandıklarını düşünüyorsam ve görüyorsam, hissediyorsam ya da ailemden şöyle şeyler duymuşsam, biz aslında seni yapmayı planlamıyorduk ama işte geldin ya da seni düşürmek için annen çok uğraştı. İstenmeyen çocuk. Ya biz aslında seni kız beklemiyorduk, erkek bekliyorduk. Ya da biz seni erkek beklemiyorduk, kız bekliyorduk. Sen geldin. Yani aslında kötü bir niyetle söylenmiyormuş gibi olsa da sürekli ailenin içerisinde istenmeyen çocuk olduğunuzu zikreden cümlelerin dönmesi, eleştiren bir ebeveynin olması, ceza mekanizmasının, koşullu sevginin çok yüksek olduğu, başarılı olursan sevildiğin, takdir edildiğin, iyi notlar aldığında görüldüğün, sevildiğin bir aile yapısı varsa ya da sen başarılı olamadığında seni cezalandıran, surat asan, sana kıyas yapan bir aile profili varsa, işte burada yetersizlik şemasının bozulmaya başladığı noktalar oluşmuş olabilir. Yetersizlik şeması oluştuğunda da ne yaparsam bu hayatta yeterli olurum ve ne yaparsam kendimi sevebilirim sorularıyla da baş başa kalabiliriz. Hayatımızda bizi eleştiren, bize kendimizi yetersiz hisseden partnerler böyle mıknatıs gibi çekebiliriz ya da arkadaşlar çekebiliriz. Sürekli noksanımızı, eksiğimizi bulan kişileri hayatımıza çekebiliriz. Sadece kilo problemi ile baş başa kalmıyoruz yani burada. Ailede bunlara bir de şiddet, psikolojik, fiziksel ve ruhsal şiddet de ekleniyorsa artık o yetersizlik şemasını bayağı bir oluşturmuş olabiliriz. Eğer kusurluluk şeması bir şekilde hayatımın bir yerinde oluşmuşsa şu soruları soruyorum. Ben değerli miyim, değersiz miyim? Ailemin gözünde, yakın çevremde, sevdiklerimde nasılım, nasıl algılanıyorum? Biricik miyim, seviliyor muyum? Kusurlarıma rağmen seviliyor muyum? Ya da ben kusurlu muyum? Sevilmeyecek kadar mı kusurluyum? Önemsenmeyecek kadar mı kusurluyum? Mesela bazen ebeveynin çocuğun alabileceğinden daha fazla sorumluluğu ona yüklemesi ve çocuğun bunun altından kalkamaması sonucunda aşağılanması ebeveyni tarafından ve cezalandırılması. Yani mesela ne der ebeveyn? 3 kuruşluk iş yapıyorsun, 5 kuruşluk zarar çıkarıyorsun. Ya verdiğin bir şeyi de yap arkadaş, yani bir şeyi de becer. Sen adam olacaksın da biz göreceğiz. Bakın bir kilonun altından neler çıktı değil mi? Neler geliyor böyle, neler, o kazan nasıl kaynıyor? Masumlar Apartmanı'nda Safiye'yi gözünüzün önüne getirin. Bu yetersizlik şemasını ben hep oradan çok güzel aktardığımızı düşünüyorum. Ne diyor Safiye? Yetersizlik şemasında çünkü böyle omzumuza oturmuş, bize o yetersizliği hissettiren kişiler hayali bir şekilde hiç kafamızdan gitmez. Ne diyor? Aptal Safiye, yetersiz Safiye. Akılsız Safiye. Bir müddet sonra bize o yetersizlik şemasını uygulayan kişilerden daha acımasız.
sanki bir düşmanımıza davranıyormuş gibi kendimize davranmaya başlarız. Hatta vururuz kendimizi. Aptal kafam deriz. Hakaret ederiz. Aslında o içimizdeki bizle konuşuyordur. O içimizden yükselen, takdir etmeyen, bizi onaylamayan, bizi yeterli görmeyen ebeveyn buradadır. Ya da kişiler. İşte bu şemayı fark ettiğimizde, bu şemaya başka şemalar da eşlik edebiliyor çünkü zamanla. Çünkü düşünce sisteminde bir bozulma, işlevselliğini yitirme söz konusu oluyor. Kendini sevemeyen birey başkasını da sevemiyor. Kendine layık göremediklerini başkalarına da göremiyor. Ve mesela orada ne başka eşlik ediyor? Terk edilme şeması da eşlik etmeye başlıyor. Bir sürü şema iç içe girmeye başlıyor. Ve birinde iyileşmeyi tercih etmeye başladığımızda diğerleri de aslında böyle basamak basamak iyileşebiliyor. Bazı zehirli kelimeler var. Onları sizinle eksiksiz paylaşmak istiyorum notlarımdan. Daha, hep, hiç, bütün, hiçbir zaman, her zaman, kesin, eminim. Eğer bunları cümle içerisinde geçiriyorsak bilin ki ya kendi canımızı yakacağız ya da karşımızdakinin canını yakacağız. Bunlar onaylanma ve yetersizlik şemalarını böyle deprem etkisiyle yerinden oynatmaya başlayan cümleler. Düşünce hataları yaratıyorlar. Peki bu düşünce hataları neler? Olumsuza odaklanmak. Hemen olumsuzu görmek. Duygusal kararlar almak, aşırı büyütmek, ya hep ya hiç, gri alanın olmaması, siyah beyaz olması, hep kişiselleştirmek, o alanlarda hep bir noksanlık görmek, hep olumluyu iptal etmek. Örneğin size iltifat ediyor ama yok ya onu bana yapmadı, sana yaranmak için yaptı. Hep olumsuza gitmek, aşırı bir genellemede bulunmak. Etiketlemek, felaketleştirmek. Bunların her biri aslında birer düşünce hatasının oluşmaya başladığının sinyalleri. Düşünce hatasını görmeye başladığımızda o düşünce hatasının omuzlarımıza bıraktığı yükü de aslında fark etmiş oluyoruz. Hani nereden hangi yükü alacağımızı aslında görmüş oluyoruz. Kusurluluk şeması geliştiğinde özellikle önemsenme, takdir edilme eksikliğini yaşadığımız için aferin ama diye bir cümle kalıbımız oluşabilir. Bu bize zamanında söylenmiştir. Biz de bunu başkalarına söylerken kendimizi bulabiliriz. Özellikle kendimize de bunu söyleme gereksinimi hissedebiliriz. Kusurluluk şeması içerisindeyken iyi nedir? İyi olan bir şey nasıl takdir edilir? Bunun eksikliği içerisinde olabiliriz. Bunu kendimize veremediğimiz gibi başkalarına da vermekte zorlanabiliriz. Bu bizim sevgilimiz, eşimiz, çocuğumuz olabilir. Kendimize veremediğimiz gibi onlara da veremiyor olabiliriz. Ve bu bizim bir kök çakra, bir aile, kökten gelen bir sorunumuz haline dönüşebilir. Ve bizimle birlikte bu zincir kırılabilir. Eğer biz fark edersek, onu, o şemayı düzenlemeye başladığımızda bizden sonraki jenerasyonlarda bunun düzelmesini sağlayabiliriz. Bütün bu verdiğiniz cevapları değerlendirdiğimizde acaba gerçekten bütün bu değersizlik, yetersizlik hislerinize kilolarınız mı sebep oluyor? Eğer temel inançlarımızda değersizlik, yetersizlik, dayanıksızlık, onaylanma gibi inançlar, terk edilme gibi korkular varsa otomatik düşüncelerimizde de ağzımızdan lap diye çıkan bütün o cümlelerde de bunlar hakim oluyor. Ve çalışmak gerçekten bu alanda çok değerli. Çünkü bu şemalardaki bozukluklar nedeniyle bir bozulma, işlevsel bir bozulma oluştu da mı siz kilo almaya başladınız? Yoksa kilonuz var, kilo fazlanız var da mı bu şemalar bozuluyor? Oralar gerçekten bir uzmanla çalışmayı çok hak ediyor bence. Haftaya bu verdiğiniz cümlelerden çıkan ikinci şemayı, onaylanma şemasını da paylaşmak istiyorum. Haftaya kadar kendinize iyi bakın.